Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde konuştuklarıyla ilgili olacak. Biliyorsunuz Moldova ziyaretinde Gagavuzya Türk Özerk Bölgesi'ne dair çok önemli belirlemelerde bulundu ve özerklik statüsünün önemini ve Gagavuzca dilinin kullanılmasının ilişkileri Moldova ile Türkiye ilişkilerini ne kadar iyi etkilediğini, olumlu etkilediğini anlattı. Kamera şakası değil, bu bir gerçek. Gagavuzya Türk Özerk Bölgesi üzerine bu kadar olumlu konuşmalar yapan Tayyip Erdoğan'ın mesele Türkiye'deki idari yapı tartışmaları gündeme geldiğinde ve ana dilin kullanılması meselesi gündeme geldiğinde tam tersi bir tutum içinde olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Keşke Türkiye'deki idari yapı tartışmalarında özerkliği tartışalım, bu bir modeldir, bu modeli konuşalım, demokratik siyaset içinde buna ilişkin tartışmaları yaparak çözüm yolları üretelim diyenlere keşke Tayyip Erdoğan terörist ve bölücü damgası vurmasaydı. Keşke özerklik konusunda tartışmalar yapanları, toplantılar yapanları, konuşanları bunu bir idari yapı olarak dünyanın birçok ülkesinde, dünyanın birçok bölgesinde kullanılan bir idari yapı modeli olarak bunu tartışan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin imzalamış olduğu bir şart olduğunu söyleyen, üstelik bu şarttaki şerhlerin kaldırılması gerektiğini ve bu şartın, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Türkiye'de de yerel yönetimler açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyenlerin karşısına bölücü ve terörist yaftalamasıyla çıkmasaydı. Biz bir kez daha hatırlatıyoruz ki özerklik tartışması, özerklik modeli Türkiye açısından, sadece Türkiye değil, dünyanın başka ülkeleri açısından da, Irak açısından da, Suriye açısından da aslında bir idari yapı tartışmasıdır, bir modeldir, tartışılması gerekir ve bunu tartıştığı için bugün cezaevinde bulunan önceki dönem eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, seçilmişler, parti yöneticilerimiz ve parti üyelerimiz vardır. Bu konuyu tartıştıkları için, bu konuyu konuştukları için, bunun değerli bir demokrasi tartışması olduğunu ifade ettikleri için şu anda haklarında çeşitli davalar süren çok sayıda insan vardır. Keşke Türkiye'de de aynı siyasi cesareti, aynı aklı gösterebilselerdi de bu tartışmaları yapanlar bugün cezaevlerinde rehin tutulmak durumunda kalmasalardı. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Biz bu konuda ilkesel ve politik bir tutuma sahibiz. Demokratik siyasetin bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı tartışmayı ve uygulamayı da ve genel olarak da bir idari yapı modeli olarak özerkliği tartışmayı. Ademi merkeziyetçi bir sistemdir. Üniter devlet tartışmasını kesinlikle içermez. Ademi merkeziyetçi bir sistem olduğu için de bütün yetkileri merkeze toplayan değil, yetkilerin bir kısmını merkezden yerellere aktaran, yerelleri güçlendiren, yerel yönetimleri güçlendiren ve demokratikleştiren bir modeldir ve anlayıştır. O nedenle bu vesileyle bir kez daha bunu hatırlatmak istiyoruz ve haksız ve hukuksuz yere adaletsiz bir şekilde cezaevinde rehin tutulan arkadaşlarımızın bu nedenle rehin tutulması operasyonuna bir an önce son verilmesini bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet, biz her halkın kendi topraklarında, bulundukları yerlerde, yaşadıkları sınırlar içinde özerk yönetimler aracılığıyla yaşamlarını sürdürmesinin demokratik siyasetin önemli bir parçası ve adımı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Eğer çifte standarta sahip değilseniz, eğer söylediklerinizin gerçekten kastettikleriniz olduğunu düşünüyorsanız, o zaman Türkiye'de bu tartışmayı yapanların karşısına bu şekilde çıkmaya son vermeniz gerekiyor. Türkiye'deki siyasi gelişmelere baktığımızda tutumun böyle olmadığını
görüyoruz. Türkiye'deki tartışmalara baktığımızda tutum nedir? Atanan kayyumlar, 95 belediyemize atanmış olan kayyumların ilk yaptıkları işler iki dilli tabelaları indirmek olmuştur. İlk yaptıkları işler Kürtçe isimleri kaldırmak olmuştur. İlk yaptıkları işler o belediyelerde, o yerel yönetimlerde Kürt halkının, kadınların kendi özgün ve özgür oluşturdukları kurumlara, işleyişlere, çalışmalara karşı tutum almak ve bunları yasaklamak olmuştur. Gagavuzcanın serbest olması ve kullanılması çok iyi, çok güzel de Kürtçenin kullanılması, özgür olması, Kürtçe ana dilinde eğitim yapılması niye suç oluyor? Bunun arkasında bir tek mantık vardır. Yani Gagavuzlar için hak olan Kürt için hak değildir anlayışıdır bu. Biz bu anlayışın yanlış olduğunu, bu anlayışın karşısında olduğumuzu, buna karşı mücadeleyi, demokratik siyasi mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Unutmayalım, İslam'ın bir ilkesi vardır. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen iman yönünden zayıftır der. Kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyecek. İşte bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz durum, siyasi iktidar açısından baktığımızda tam olarak budur. Çok merak ediyoruz. Gagavuzca Türk Özerk Bölgesi hakkında ve Gagavuzca hakkında acaba bu koalisyonun ortağı olan MHP ve lideri Bahçeli ne düşünüyor? Onlar da aynı lafları ediyorlar mı? Onlar da aynı lafları ediyorlarsa bütün bu söylediklerimiz aynı zamanda onlar için de geçerlidir. Ama işte huylu huyundan vazgeçmiyor biliyorsunuz. Gagavuzca ziyaretinde Erdoğan hediye olarak hibe anlamında iki tane toma götürmüş. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Yani mesela fındık götürebilirdi, çay götürebilirdi, çeşitli tarihsel hediyeler götürebilirdi. Toma götürmesi çok manidar olmuş. Yani kendisi ülkesinde nasıl davranıyorsa Moldova'da da öyle davranılmasını istiyor. Keşke o tomaları üreten Ethem Sancağı ve o tomaları kullanmayı çok seven Süleyman Soylu'yu da Gagavuzca'ya hibe etseydi de belki biraz Türkiye nefes almış olurdu. Şimdi Süleyman Soylu deyince elbette ki İçişleri Bakanı son dönemde muhtarlara dönük yaptıklarını konuşmadan durmak mümkün değil. Şimdi bakın bu Amerika'ya karşı kendini zor tutan zat var ya, hani bıraksalar Amerika'yı da yerle bir edecek. Bu zat son olarak 259 muhtarı görevinden aldı. 259 muhtarın görevinden alınması, yıllardır üstelik bu görevi sürdüren muhtarların görevinden alınması tamamen hukuksuzdur. Anayasanın seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi demektir. Ve hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Bu muhtarların görevden alınmasına dair hiçbir hüküm yoktur ortada. Hiç haklarında süren bir duruşma yoktur, bir dava yoktur. Haklarında süren herhangi bir soruşturma yoktur. Nedir iddia? Mensubiyet, iltisak, irtibat, bu tür kavramları arka arkaya sıralayıp bu muhtarlar görevden alınmaktadırlar. Tamamen soyut, hukuk dışıdır. Bunun olduğunu, böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Esası nedir? AKP rozeti takmayan, saraya biat etmeyen, sarayın davetlerine katılmayan ve yerelinde seçildiği mahallelerde, köylerde orada yaşayan insanların toplumsal ve günlük ihtiyaçlarına cevap veren, bunları karşılamaya çalışan, demokratik davranan insanlara tahammülsüzlüktür. Yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Muhtarları da görevden alarak bir mesaj vermek istemektedirler. Yani aslında Kürt kendisini yönetecek olanları seçmesin. Mantık budur. Şöyle düşünüyorlar belli ki. Yani şu bölgede Kürt halkı olmasa ne güzel yönetirdik o Kürt illerini diyorlar. Ama halk orada var. Halk kendi iradesine sahip çıkıyor. Halk kendisini yönetmek, sizin istediklerini seçiyor. Muhtar olsun, yerel yönetici olsun, belediye meclis üyesi olsun,
il meclisi üyesi olsun, belediye başkanı olsun. Halk bunları kendisi seçiyor, oylarını veriyor, iradesini gösteriyor. Siz şimdi önce belediye eş başkanlarını görevden aldınız, belediye meclis üyelerini yargılamaya başladınız. Şimdi de sıra muhtarlara geldi diye bakıyorsunuz. Bunun amacı çok belli. Yerel yönetim seçimlerini kaybettiklerini görüyorlar. Özellikle Kürt illerindeki yerel yönetim seçimlerini kaybettiklerini görüyorlar. Ne yaparız da bu kaybı engelleriz diye düşünüyorlar. Ama şundan emin olun. Biz yerel yönetim seçimlerine elimizdeki bütün imkanlarla ve en güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Yarın Diyarbakır'da bu konuda bir toplantımız olacak. Eş genel başkanlarımızın da açılış konuşmasını yapacağı ve aynı zamanda Mardin Büyükşehir eş başkanı Ahmet Türk'ün bir konuşma yapacağı, daha sonra basına kapalı olarak devam edecek olan bir yerel yönetim toplantımız olacak. Arkasından da Merkez Yürütme Kurulu toplantımız olacak. Oradaki yapılmış olan tartışmaların sonuçlarını da aktaracağız. Çok kararlıyız. Yerel yönetim seçimlerine hazırlanıyoruz. Sadece kayyum atanmış olan belediyeleri değil, aynı zamanda geçen dönemde kazanamadığımız bazı belediyeleri de bu seçimlerde kazanarak bu kayyum politikası karşısında cevabımızı bir kez daha vereceğiz. İkinci değinmek istediğim konu buydu. Üçüncüsü, evet, bizim partilerimize dönük her türlü gözaltı, tutuklama ve saldırı yapılmaya devam ediliyor. Ama artık işi o kadar ahlaksızca bir noktaya taşıdılar ki, şimdi bakın, bizim genel merkez çalışanımız Fahri Yalçın, kendisi sigortalı bir genel merkez çalışanımızdır. 17 Ekim Çarşamba günü saat 18.30 sularında genel merkezimizden çıktıktan sonra Fahri Yalçın otobüs durağında kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından zorla bir araca bindirilmek istenmiştir, koluna girilerek. Fakat aynı dakikalarda orada bir başka genel merkez çalışanımız geçtiği için, bu durumda görüldüğü için Fahri Yalçın genel merkeze geri gelmiştir ve bu zorla araca bindirme meselesi sonuçsuz kalmıştır. Şimdi bu birincisi, kendisini polis olarak tanıtmış olan bu kişilerin yaptıkları, ki orada hazırda bekletilen bir araç olduğu da tespit edilmiştir. Ceza Kanunu'nun 109. maddesine göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma amaçlı bir harekettir. Bu konuda bugün suç duyurusu yapılmıştır. Bu kişiler hakkında bir soruşturma yapılması ve gereken adımların atılması doğrultusunda bir suç duyurusunda bulunmuştur. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir genel merkez çalışanımıza ya da parti çalışanımıza, hiç kimsenin kendisini polis olarak, istihbarat memuru olarak tanıtan hiçbir kimsenin böyle davranma hakkı ve hukuku yoktur. Bir kez daha bunu net olarak söylüyoruz. Suçtur yapılan ve bu suçun, bu işlenmiş olan suçun karşılığında hukuki her türlü işlemi yapacağımızı ve kararlı bir şekilde bunu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Aynı kişi hakkında 2 sene evvel de benzer bir girişimde bulunmuştu. O zaman 2016 yılının Eylül ayında yine Fahri Yalçın kendisini MİT elemanı olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmıştı ve bu kaçırılma sonucunda da biz gerekli yine suç duyurusunu yapmıştık. Ancak o suç duyurusunun sonucunu hala alamadık. Şimdi bir kez daha yapılıyor aradan 2 sene geçtikten sonra. Buradan özellikle altını bir kez daha çizmek istiyorum. Genel merkez çalışanlarımıza, genel olarak parti çalışanlarımıza yönelik bu tür girişimleri, bu tür kaçırma operasyonlarını, onları muhbirleştirme çabalarının kesinlikle karşılıksız kalacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz ve bunu yapmış olanları en sert biçimde kınıyoruz, protesto ediyoruz. Hem İçişleri Bakanlığı'nı hem Adalet Bakanlığı'nı gereken işlemleri yapma konusunda adım atmaya da davet ediyoruz. Evet, bugün üzerinde durmak istediğimiz 3 konu buydu. Sizlerin herhangi bir sorusu varsa ona cevap vereyim. Yoksa pazar günü Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra bir kez daha bir basın toplantısı yapacağız.
hem cumartesi toplantısının sonuçlarını hem de Merkezi Yürütme Kurulu toplantımızın sonuçlarını basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Yok. Peki. Çok teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.